Herkese merhabalar arkadaşlar. Merhabalar. Bugün Beyza Hanım'la sufle yapacağız. İnşallah çok güzel olur. Beyza Hanım size malzemeleri tanıtacak. Ondan sonra yapımına geçeceğiz. Şimdi burada 3 tane yumurtamız var. Yumurtalarınız büyükse o zaman 2 tane de kullanabilirsiniz. Yaklaşık 50 gram tereyağı, 80 gram bitter damla çikolata kullanıyoruz. Yarım su bardağı un ve yaklaşık yarım su bardağı şeker. Biraz daha az koyduk çünkü çok şekerli olsun istemiyoruz. Evet. Bir tane mikser ihtiyacımız var. Bir de bir tane böyle. Karıştırmak için kap kullanıyoruz. Aynen. Arkadaşlar. Şimdi ilk etapta yumurtalarımızla şekerimizi karıştırıp mikserliyoruz. Evet. O sırada da bir tavada tereyağla damla çikolatayı en kısık ateşte böyle ısıtacağız. Aynen. Onu da göstereceğiz zaten size. Evet. Yumurta ve şeker karışımını hafif beyazlayana ve köpürene kadar mikserlememiz gerekiyor arkadaşlar. Sakın az yapmayın. Yani evet, çok iyi olmaz. Şimdi ben mikserlemeye geçeceğim. Arkadaşlar şimdi tereyağımı tavaya aldım. Bu şimdi eriyecek. Kısık ateşte erimesi lazım. Yani kaynamaması lazım. Ondan sonracığıma şöyle damla çikolatamı ilave edeceğim. Öyle. Evet arkadaşlar tereyağım eridi. Şimdi damla çikolatayı ekleyeceğim. Bunları da şimdi birazdan eriyecek. Böyle beraber karıştıracağız. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi biraz beyazladı ve bayağı bir köpürdü. Şimdi evet, Beyza Hanım'ın hazırladığı tereyağlı ve çikolatalı sosu dökeceğiz. İyice sıyıralım. Evet, bunu da biraz mikserliyoruz. Şimdi unumuzu ekleyeceğiz arkadaşlar. Unumuzu ekledikten sonra biraz daha mikserliyoruz. Unumuzu iyice yedirmek için. Sufle hamurumuz hazır şu anda arkadaşlar. Şimdi bunu fırın kaselerimize alacağız. Biz bunları kullanıyoruz arkadaşlar. Bunu şimdi istiyorsanız önce bir yağlarsınız. Biz kaseden yiyeceğimiz için yağlamayacağız. Şimdi ikisini eşit şekilde dağıtıyorum. Doldurduk. Bunları şimdi 220 derece önceden ısıtılmış fırına vereceğiz. Alt üst ayarlama, yani sıcaklığında ayarladık. 8-9 dakika, ama lütfen gerçekten önünde durun. Çünkü yanabilir yoksa. 8-9 dakika idealdir. Arkadaşlar suflemiz yaklaşık 9 dakika pişti. Onları şimdi şöyle bir tabağa aldık ve süslemeye geçeceğiz. Süsleme için size işte birkaç süsleme önerisinde bulunacaktım. Biz şimdi ilk önce bir pudra şekeri üstüne serpiştiriyoruz. Muz doğradık. Bunları da şöyle yana süsleyebilirsiniz. Ondan sonra burada Antep fıstığımız var. Birazcık şöyle yanlara da muzun üstüne serpiştiriyorum. Evet.
çok az. Tam suflenin ortasına. Bir de Hindistan cevizi. Hindistan cevizi de çok yakışıyor. Ondan sonra zaten sunumuz hazır. Hindistan cevizine sadece muza ilave ediyoruz. Ekliyoruz. Böyle arkadaşlar. Sunumuz böyle. Eşim şimdi size bir de gösterme amaçlı suflemizin nasıl olduğuna bakacak. Çok güzel görünüyor Beyza Hanım. Çok sıcak ve çok akışkan bir iç dolgusu var. Bakın şurada görünüyor. Çok güzel. Ellerine sağlık hayatım. Afiyet olsun. Tarifimizi beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı ve bizi takip etmeyi lütfen unutmayın. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.